Telefonları, bir de ışıkları arkadan koyalım. Bayağı el deri söndürdüm lan. El ele. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Yeni dönem hayırlı olsun hepimize bakalım. Genel muhasebe 1 dersinde birlikteyiz. Bu dönem genel muhasebe 1'i beraber incelemeye çalışacağız. Daha önce ders yaptınız mı bu dönem? Ne dersi yaptınız? Hiç yapmadınız. İlk ders mi bu? Dün oldu mu? Evet. Tamam. Siftah yaptınız yani. Peki. Neden muhasebe öğreniyoruz? Oradan başlayalım. Bu ders kapsamında neleri öğreneceğiz? Bugün başlayacağız. Muhtemelen belki önümüzdeki hafta kısmen devam edeceğiz. Muhasebeyi tanımlayacağız. Muhasebe gelişimini inceleyeceğiz. Tarihsel gelişimini. Muhasebe bilgi sistemi yapısını şöyle bir üstünkörü bakacağız genel hatlarıyla. Temel kavram ve ilkeleri sıralayacağız. Çünkü derinlemesine incelemek bu dersin konusu değil. Tamamen teorik bir konu. Şöyle bir göz aşinalığı olsun diye hızlıca üzerinden geçeceğiz. Muhasebe bilgi kullanıcıları ve meslek ünvanları yine bu ders kapsamında bilmemiz gereken konular. Onları da kısa kısa yeri geldikçe açıklayacağız. Şimdi muhasebeyi tanımlamadan önce neden muhasebe öğreniyoruz? Şöyle bir genel kavram bilgisi mutlaka bildiklerimiz var. Bu yaşa kadar kendi edindiğimiz tecrübeler var, dışarıdaki deneyimimiz var. Başka derslerden bilgimiz var, hayat bilgimiz var vesaire ama bu ders kapsamında bu konular nasıl ele alınıyor? Muhasebeyi nasıl tanımlıyoruz ya da muhasebeyi neden incelemek, bir ders olarak öğrenmek gerekiyor? Genel olarak bunlar üzerinde konuşacağız birkaç dakika. Muhasebe günlük hayatımızda da var aslında. Yani hepimizin bir fikri vardır mutlaka muhasebe denildiğinde. Yani bir şekilde ya kendi işlerimizle ilgili ya kendi günlük hayatımızın bir parçası olarak veya çalıştığımız işle ilgili bir şekilde muhasebeyle tanışmışızdır bugüne kadar. Dolayısıyla muhasebe farklı yerlerde karşımıza çıkıyor. Yani bireysel olarak ev ekonomisi olarak ifade edebileceğimiz günlük işleri yürütme anlamında kendi bireysel harcamalarımızı, gelirimizi, giderimizi planlayıp bunu kontrollü bir şekilde yapabilmek için muhasebeye ihtiyacımız var. Bunun yanında gerek tek kişi işletmesi olsun, gerek ortaklık şeklinde olsun, gerek uluslararası düzeyde faaliyette bulunan büyük çapta olsun, işletmeler mutlaka muhasebe tutmak, muhasebeyle ilgili işlemleri yapmak durumundalar. Hemen aklımıza gelecektir. Bunun bir kısmı zorunluluk. Yasalar bunu istiyor. Kanun gereği tutması gerekiyor, özellikle vergi boyutuyla. Ama daha da önemlisi yönetim faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için bunu yapmak zorunluluğunu hissediyor zaten yöneticiler en başta. Dolayısıyla muhasebe işletmelerin olmazsa olmazı. Bunun yanında çeşitli kurumlar, yani kar amacı gütmeyen vakıflar, dernekler, siyasi partiler, işte farklı eğitim amaçlı kurumlar, yardım amaçlı kurumlar muhasebe tutabilir. Devlet kurumları, kamu otoritesi yine kendi hesabını hem planlayabilmek, mali ve ekonomik planlamaları yapabilmek, yatırımları vesaireyi, harcamaları planlayabilmek, hem de kontrolü
mali denetimi yapabilmek açısından muhasebe ile ilgili çok detaylı işlemleri yapmak durumunda. Şimdi biz bunlardan hangisini ele alacağız? İşletmeler için muhasebe nedir, neden gereklidir, nasıl yapılır? Onu öğreneceğiz. Dolayısıyla konuyu biraz daha toparlayıp, önce bir işletmemiz var. Bunu idrak etmemiz lazım. Ve biz bu işletme için muhasebe tutmaya çalışıyoruz. Bu işletmenin muhasebesini yapmaya çalışıyoruz. Bu dersin konusu bu. Dolayısıyla bakış açımız hep bir işletme var. Bu işletmenin bir takım faaliyetleri var. Ve bu faaliyetlerin muhasebe boyutuyla ele alınması, incelenmesi söz konusu. O zaman işletme nedir? Oradan başlayalım. İşletmeyi nasıl tanımlıyoruz? Eğer evden dışarı, barındığınız yerden, yaşadığınız yerden dışarı çıkıyorsanız mutlaka birkaç işletmeyle karşılaşma olasılığınız var. Nerede olursanız olun. Hele şehir hayatında yaşıyorsanız, büyük bir şehirde yaşıyorsanız şöyle baktığınız zaman her taraf işletme. Çeşitli faaliyetlerde bulunan pek çok işletme örneği görüyoruz. İşte köşe başında simitçiden tutun da bizi bir yerden bir yere götüren otobüs ya da taksi işletmeleri veya işte uluslararası düzeyde daha çok tercih edilen havayolu işletmeleri, belli bir yere gittiğinizde eğer gecelemeniz, konaklamanız gerekiyorsa otel işletmesi veya her türlü giyim, kuşam, takı vesaire çeşitli ihtiyaçlarımızı, yeme içme ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimiz yüzlerce işletme türüyle karşılaşmamız söz konusu. Bunların bir kısmı fiilen üretim yapıyor, imalat yapıyor. İşte giydiğimiz ayakkabıyı üretiyor, işte yediğimiz ekmeği üretiyor veya işte binip gittiğimiz arabayı üretiyor, uçağı üretiyor ya da makine parçalarını üretiyor. Bir kısmı da bunları hazır satın alıp talep edenlere, başkalarına satıyor. Üretim sürecinde yer almıyor. Sadece alıp satıyor. Yani yer ve zaman faydası dediğimiz bir yerden alıp belli bir yerde toplayıp talep edenlere ulaştırıyor, satıyor. Dolayısıyla üretim riskine girmeden, üretim süreçlerine yer vermeden çok basit bir şekilde al, sat. İki temel eylem. Ticari faaliyette bulunuyor sadece. Bir kısmı da hizmet üretiyor. Yani birçok şeyi bir araya getirip fayda sağlayan bir organizasyon şeklinde bu işleri yürütüyor. Dolayısıyla farklı işletmeler var. O zaman işletmeyi tanımlayarak başlayalım. Ondan sonra da ne tür işletmeler var? Onları şöyle bir gözden geçirelim. Önce size sorayım. Şöyle bir 30 saniye kadar düşünün. Siz işletmeyi nasıl tanımlardınız? Ya da nasıl tanımlarsınız? Bir düşünün bakalım. İşletme denildiğinde aklımıza ne geliyor? Gözümüzde ne canlanıyor? Gözümüzün önüne gelen nasıl bir şey? İşletmeden anladığımız nedir? Belli somut bir şey geliyor mu, yoksa ne olduğunu hayal edemiyor muyuz ya da bilmiyor muyuz? Mutlaka aklınızdan bir şeyler geçti, değil mi? Farklı işletmeler düşündünüz. Belki çalışıyorsunuz fiilen. Belli işletmelerde iş gören yönetici ya da farklı nedenlerle ilişkiniz var. Dolayısıyla en yakınınızdan başlayıp böyle farklı işletmeleri gözden geçirmeniz mümkün. Basit olarak işletmeler insanların talep ettiği mal ve hizmetleri hazır bulundurup bunu talep edenlere, müşterilere, tüketicilere ulaştıran birimler en basit şekliyle. Yani ticaretin temel unsurları ya da ekonomik faaliyetin uygulayıcıları bir anlamda. Biraz daha teknik bir tanım yapmak gerekirse, kitabınızda da var farklı tanımlar. Başka derslerde de mutlaka yapılacaktır. Genel işletme, genel iktisat gibi
temel kavram derslerinde ağırlıklı olarak bu kavramsal tanımlar yer tutar. Özellikle ara sınava kadar ilk zamanlar bunlarla yoğun bir şekilde karşılaşacağız. Muhasebe açısından da biz işletmeyi böyle tanımlıyoruz. İnsan ihtiyaçlarını, insan gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli üretim faktörlerini bilinçli ve sistemli, yani rastgele, tesadüfen olduğu gibi değil, planlı bir şekilde ne yapmak istiyorsak onu gerçekleştirecek şekilde ve kıvamlı bir şekilde, uygun bir şekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretmek suretiyle faaliyette bulunan ekonomik birim, iktisadi birim. Ya burada her kelimenin özel bir anlamı var mutlaka. İşletmeler neden var? İnsan gereksinimlerini karşılamak üzere var. Durup dururken işletme kurmamış insanlar. Önce herkes kendi ihtiyacını bireysel olarak karşılamaya çalışmış. İlk insandan bu tarafa işte bir sürü tarihsel bilgimiz var, ekonomik bilgimiz var. Birçok şey okuduk, duyduk. Sonra bu kendi kendini geçindirme faaliyeti çok anlamlı olmamaya başlamış ya da yeterli gelmemeye başlamış. Sonra işte birisi ayakkabı imalatı yaparken öbürü balık tutma faaliyetiyle zaman geçirip işte bunu değişerek ihtiyaçlarını karşılama ya da benzer şekilde ilkel ekonomik ilişkiler başlamış. Sonra para icat olmuş, iş biraz daha kolaylaşmış. Para her şeyi satın almaya başlamış ya da paranın miktarına bağlı olarak ortak değişim ölçüsü olmuş. Şimdi para demişken bizim açımızdan da para muhasebenin ölçü birimi. Yani biz muhasebe dersinde her şeyi para değeriyle belirteceğiz ve para değeriyle muhasebe işlemlerini yapacağız. O yüzden para önemli bir kavram. Dolayısıyla işletmelerin ekonomik birim, iktisadi birim olmalarının temelinde de bu var. Bir unsurun ekonomik ya da iktisadi olabilmesi için para değeriyle ölçülebilir olması lazım. Bu temel bir ölçü birimi. Hangi para birimi diyeceksiniz? İşte o işletme nerede faaliyette bulunuyorsa, hangi ülkede kurulmuşsa, nerede üretim yapıyorsa, hizmet veriyorsa, o bulunduğu yerdeki para birimi. Muhasebe için asıl olan, geçerli olan. Ama farklı para birimleriyle de bunun dönüşümünü yapmak mümkün. Kur değeri üzerinden bugün çok daha mümkün. Anlık kur bilgisine ulaşıyoruz her yerde. Ya da parayla ilgili değişiklikleri takip edebiliyoruz. Şimdi konumuza dönersek, işletmeyi tanımlarken temel amaç insan ihtiyaçlarının karşılanması. Dolayısıyla bir işletme var olabilmek, varlığını sürdürebilmek, gelişebilmek, büyüyebilmek için ürettiği şeylerin, yaptığı işlerin karşı taraftan talep görmesi lazım. Bir ihtiyacı karşılaması lazım. Ancak bunu sağlayabilirse, ürettiklerini, yaptıklarını, tedarik ettiklerini satabilirse gelir elde edebilecek ve gelir elde ettiği sürece de büyüme, gelişme, faaliyetini devam ettirme, işte çalışanların ücretini ödeme, mal satın alabilme ya da üretim için gerekli girdileri temin edebilme ya da o işletme ortamını sürdürülebilir şekilde sağlama imkanı bulacak. Dolayısıyla gelir elde etmesi lazım bir işletmenin. Ama hemen bunun arkasında eğer gelir elde etmek için bir şey yapıyorsanız, bir faaliyet yapıyorsanız ki yapmak zorundasınız, bunun mutlaka bir gideri olacak. Yani o faaliyeti gerçekleştirmenin bir maliyeti olacak işletmeye. Bir şeyleri satın alacaksınız, bir şeyleri bir araya getireceksiniz, onlara para ödeyeceksiniz. Dolayısıyla durduk yerde hiçbir şey yapmadan kendi başına gelir elde etmek mümkün değil. O yüzden işletme bir ekonomik birim, ekonomik faaliyeti gerçekleştiren bir organizasyon durumunda. Burada temel değişim unsuru mal ve hizmetler olarak özetlenmiş. Ama bu yerine göre pek çok şey olabilir. İşte domatesten, patatesten tutun da temel gıda ürünlerinden, işte kıyafetlere kadar, bindiğimiz arabaya kadar, oturduğumuz eve ya da şu an kullandığımız demirbaş eşya diye tanımladığımız sandalye, masa vesaire ya da güvenlik
amaçlı kullandığımız bir takım cihazlar ya da haberleşme için kullandığımız işte cep telefonu vesaire gibi pek çok unsur bu mal ve hizmet sağlayıcılar sayesinde bize bir takım kolaylıkları sağlıyorlar. Dolayısıyla bütün işletmelere uygulayabileceğimiz genel tanımı bu şekilde yapabiliriz. Yani işletme dediğimiz zaman kavramsal olarak insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere mal ve hizmetleri üretebilmek için ya da bunları sağlayabilmek için, talep edenlere ulaştırabilmek için çeşitli üretim faktörlerini bir araya getiren ekonomik birim. Peki bunu nasıl yapıyor işletmeler? Üretim süreçlerine bakarak, faaliyet yapılarına bakarak üç gruba ayırabiliriz. Mamul üreten işletmeler, kısaca sanayi işletmesi, endüstri işletmesi, imalat işletmesi gibi tanımladığımız işletmeler. Bunlar ne yapıyor? Somut çıktılar üretiyorlar. Yani işte makina üretiyor, işte bisküvi üretiyor, ayakkabı üretiyor, gemi üretiyor falan falan. Yani üretim sürecinin sonunda elle tutulan, gözle görülen somut bir takım unsurlar ortaya çıkıyor. Bunlara mamul diyoruz. Şimdi bunlar önemli kavramlar. İleride de kullanacağız yeri geldikçe. O zaman sanayi işletmeleri, imalat işletmeleri üretim süreçlerine detaylı bir şekilde sahipler ve bu üretim sürecinin sonunda ortaya konulan çıktının adı, üretimin çıktısı, nihai ulaşılan nokta mamul, imalatın sonucu. Bunun yanında hizmet üreten işletmeler var. Hizmet üretmek için eğer gerekliyse malzeme tedariki, işte enerji tedariki, insan gücü, para, bilgi, işte teknolojik ya da teknik bilgi, çeşitli unsurlar bir araya getiriliyor. Ve bunların sonucunda fayda sağlayan eylemler bütünü, bir organizasyon şeklinde insanları tatmin eden, çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan, fayda sağlayan sonuçlar, çıktılar ortaya konuluyor. Yani ulaştırma hizmeti, konaklama hizmeti, haberleşme hizmeti gibi. Dolayısıyla burada elle tutulan, gözle görülen, taşınabilen, değiştirilebilen ya da iade edilebilen bir şey yok. Anında tüketilen çıktılar var. Yani genellikle üretenle tüketenin aynı ortamda bulunması, aynı zaman diliminde olması gereken bir yapı. Burada da bir üretim süreci var ama stoklama yok, bekletemiyorsunuz. Mamulü bekletiyorsunuz mesela. Dolayısıyla hizmet üreten işletmeler, hizmet işletmeleri olarak ifade edilebilir. Bir de mal alıp satan işletmeler var, üçüncü grup. Ticaretin en basit şekli, al sat, iki temel hareket. Ne için alıyor? Başkalarının ürettiği mamulleri satın alıyor aslında. Tanımı buradan yapıyoruz. Satmak amacıyla alıyor. Kendisi için değil, kendi kullanımı için değil. Satmak amacıyla alıyor. Nasıl satıyor? Tekrar üretim yapmıyor, değiştirmiyor, herhangi bir işlem yapmıyor üzerinde. Hazır, aldığı gibi satıyor. O zaman bu alınıp satılan şeyin adı ne? Mal. İşte mamul ile mal arasındaki fark bu. Mamul üretim sürecinin sonucunda elde edilen, dönüştürülmüş, değiştirilmiş bir yapı. Malzemeyi, ham maddeyi, enerjiyi, insan emeğini vesaireyi bir araya getirip işliyorsunuz, şekillendiriyorsunuz. Bir üretim süreci, bir dönüştürme süreci geçiriyor ve sonuçta mamul adıyla bir çıktı ortaya konuluyor. Mal alıp satma işinde ise zaten başkaları tarafından üretilmiş hazır mamulü alıp sadece talep edenlere, tüketicilere ulaştırma işi var. Ticaret işletmeleri de bunu yapıyor. Dolayısıyla burada alınıp satılan şey, alım satıma konu olan şeyin adı mal. Biz daha çok bunun üzerinden gideceğiz. Yani bu derste imalat süreçlerine girmeyeceğiz. Mamul ya da hizmet üreten işletmeler bizim konumuzun dışında. Çok gerekmedikçe onlardan örnek bile vermeyeceğiz belki. Daha çok al sat, iki temel işlemi yapan ticaret işletmeleri, yani basit şekliyle ticari faaliyetleri incelemeye çalışacağız. Onun için bu ayrımı yaptık. Çevrenize şöyle bir baktığınızda mutlaka bunların her birinden örnek göreceksiniz. Hatta bu dersten çıktıktan sonra
mutlaka farklı bir gözle çevrenize bakacaksınız gibi geliyor bana. Acaba çevremizdeki işletmeler ne tür? Mal alıp satıyor mu? Mamul mu üretiyor? Hizmet mi sunuyor? Ya da başka tür işletmeler de var mı? Yoksa hepsini bir arada yapabilenler var mı? Bu gözle bir analiz yapacaksınız gibi geliyor bana. Ki yaparsanız da iyi olur. Ticaret işletmelerinde faaliyet döngüsü kitabınızda da var. O yüzden böyle bir yapıyı aldık. Mal tedariki ya da ham madde tedariki, stoklama, sonra üretim işletmelerinde üretim süreci, mamule dönüşüm, üretmeyen, sadece satın alan ticaret işletmelerinde stoktan satış söz konusu. Satış peşin olabilir, nakit karşılığı ya da banka hesabına para yatırma şeklinde veya alacak şeklinde olabilir. Sonradan tahsil edilmek üzere veresiye satış olabilir. Nihai işlem tahsilat, yani sunulan hizmetin, satılan malın, mamulün bedelini tahsil edip işletmeye para olarak getirmek. Böylece süreç tamamlanmış oluyor. Dolayısıyla bir tarafta müşteriler var, mal, hizmet, mamul talep edenler var. Diğer tarafta mal temin eden tedarikçiler ya da üreticiler veya aracılar var. Toptancılar diyebileceğimiz. Biz işletme olarak konumlandırıyoruz kendimizi. Ya da işte üretim yapmak için çeşitli girdileri temin edeceğimiz tedarikçiler var. Yani ham madde, malzeme sağlayanlar vesaire. Dolayısıyla işletme arada, yani bir taraftan aldığını diğer tarafa satan aracı konumunda. Biz işletmelere o gözle bakıyoruz. Mal alıp satan işletmeler olarak baktığımızda satıcılardan, üreticilerden mal temin ediyor ya da tedarikçilerden. Müşterilere malı satıyor. Bunun tam tersi yönde de para akışı var. Yani mal işletmeye gelirken para işletmeden gidiyor. Mal işletmeden giderken para işletmeye geliyor. Böyle bir döngü var. Sürekli mal para birbirini kovalıyor. Şimdi bütün işletmeler kuruluş amaçlarına uygun şekilde faaliyetlerini yürütebilmek için çeşitli varlıklara sahip olmak zorundalar. Yani işletme dediğimiz yapı aslında bazen kağıt üzerinde tanımlanmış, ismi konulmuş, bazen o bile olmayan soyut bir kavram. Yani biz işletmelerin genellikle işte varsa adını görüyoruz, tabelasını görüyoruz. Orada işte işletmenin adı yazıyor. Kapısının üzerinde arabaları varsa, taşıt araçları varsa onları görüyoruz. Vitrininde malını görüyoruz ya da dükkana girdiğimizde, iş yerine girdiğimizde işte orada çalışanları görüyoruz veya oradaki donanımı görüyoruz, binayı, asansörü vesaireyi. İşletmenin görünen ve görünmeyen sahip olduğu pek çok ekonomik değeri var. İşte bu ekonomik değerlerin, yani parayla ölçülebilen, parayla ifade edilebilen değerlerin adı varlık. İşletmeler bu varlıkları edinmek zorunda. Bu varlıklara sahip olmak zorunda. Ama işletme kendi kendine bunları yaratma gücüne sahip değil. Nereden temin edecek bunları? Mutlaka birileri işletmeye bu varlıkları getirmesi gerekiyor. Şurayı bir daha tekrarlayalım. Varlıklara neden ihtiyaç duyuyor işletmeler? Amacına uygun şekilde faaliyette bulunabilmek için, onları kullanarak faaliyette bulunacak, parayı kullanacak, harcama yapacak, malzemeyi kullanacak, üretim yapacak, malı kullanacak, satış yapacak, makineyi kullanacak, arabayı kullanacak. Onlar sayesinde ekonomik faaliyette bulunacak. Dolayısıyla varlıkları kendi kapasitesi, faaliyet ölçüsü ya da hitap edeceği müşterinin beklentileri ölçüsünde varlıkları edinmek zorunda, varlıklara sahip olmak zorunda. Peki işletme bu varlıklara nasıl sahip olacak? İki temel yol var arkadaşlar. Bir üçüncüsü yok. Yani tanımı hatırlayalım. İşletmenin sahip olduğu ekonomik değerlere varlık diyoruz. Çok kısa bizim tanımlarımız. Bunları lütfen yazma alışkanlığımız varsa ki iyi olur. Bir yerlere not alın. Sonra tekrarı çok kolay olur. Bunlar temel kavramlar. Hep bunlar üzerinden gideceğiz. Ya da kitap üzerinde çizerek çalışanlar varsa orayı işaretleyin. Varlığın tanımı nerede geçti?
varlık, işletmenin sahip olduğu ekonomik değer. Bu kadar kısa. İşletmenin sahip olduğu ekonomik değer. Örnek, para, banka hesabı, alacak, mal, makina, bina, sözleşme hakları, aklınıza gelecek her şey. Yani parayla ifade edilebilen, parayla ölçülebilen, değeri belirlenip alım satıma konu olan, değişime konu olan her şey bu kavram içerisinde. Varlık, işletmenin sahip olduğu ekonomik değerler. Ekonomik değer olmasının ölçüsü para ölçüsü. Parayla değeri tespit edilebilen ve ölçülebilen unsurlar. Somut ya da soyut. Yani parada olduğu gibi, malda olduğu gibi elle tutulan, gözle görülen unsurlar olabilir. Ya da marka hakkı, üretim hakkı gibi veya kiralama hakkı, sözleşme şeklinde de bir takım unsurlar bu varlık kavramı içerisinde. Ya da durduğu yerde işletmenin varlıklarında değer artışı olur zaman içerisinde. Şerefiye vesaire. Bunlar da varlık kavramı içerisinde. Peki bu varlıkları işletmeye nasıl getireceğiz? Nereden getireceğiz? İki temel yolu var dedik. Ya işletme sahibi, işletmeyi kuran, işletmeye ortak olan kişiler kendi sahip oldukları varlıkları getirip işletmeye koyacaklar. Ya da borçlanmak suretiyle dışarıdan bu varlıklar temin edilecek. İki yol var, başka yol yok. Dolayısıyla varlıkların işletmeye getirildiği yerlerin adı kaynak. Varlıkların temin edildiği kaynak olarak ifade ediliyor. Bu kaynak iki şekilde olabilir. İşletme sahipleri tarafından işletmeye getirilen varlıklar üzerindeki hak sahipliği sermaye, öz sermaye, öz kaynak. Borçlanmak suretiyle dışarıdan temin edilen varlıklar üzerindeki hak sahipliği borç olarak ifade ediliyor. Biraz sonra bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağız. Örnek üzerinde uygulama yapacağız. Dolayısıyla varlıklar ya işletme sahipleri tarafından işletmeye getirilebilir. O zaman bu varlıkların kaynağı sermayedir, öz sermayedir. Ya da borçlanmak suretiyle ödünç alınır, dışarıdan iade edilmek, geri ödenmek üzere alınır. O zaman da bu varlıkların kaynağı borç olur, yabancı kaynak olur. Buradaki yabancı kaynak yurt dışındakiler değil. İşletme sahibi dışındakilerden temin edilen varlıkların üzerindeki hak sahipliği. Evet, burada bir nefes alalım. Buraya kadar soru var mı? Bakın, çok önemli kavramları tanımladık. Bir, işletmeyi tanımladık. Tanımlayabilir misiniz? Sizin adınıza ben tanımlayayım. İşletme, insan gereksinimlerini karşılamak üzere mal ve hizmet üretmek için çeşitli üretim faktörlerini bilinçli ve sistemli şekilde bir araya getirerek faaliyette bulunan ekonomik birimdir. Ha, illa böyle mi tanımlamak gerekir? Hayır. Daha kısa tanım yapabilirsiniz. Daha işte örneklerle açarak uzatabilirsiniz ya da farklı ifadelerle, ama kavramın özünü bozmadan, içeriğini çok değiştirmeden farklı tanımlar yapabilirsiniz. Sonra mal alıp satan işletmeleri, ticaret işletmelerini konu edineceğiz dedik. Pazarlama ya da ticaret işletmesi diye bilinen mal alıp satan işletmeleri inceleyeceğiz. Bunların temel işi ne? Hazır üretilmiş mamulleri satın almak ve bunları talep edenlere ulaştırmak. Satmak amacıyla alınan unsurların genel adı mal dedik. Mal alıp satan işletmeler de ticaret işletmesi, ticaret yapan işletmeler. Bunu inceliyoruz. Sonra bu işletmeler bu ticari faaliyeti gerçekleştirebilmek için bir takım varlıklara sahip olmak zorunda. Varlıklar işletmenin sahip olduğu ekonomik değerlerdir dedik.
Varlık kavramı önemli. Sonra işletmeye 1 liralık varlık geliyorsa bunun mutlaka bir kaynağı vardır. 1 liralık kaynağı vardır. Bir yerden getirilmiştir. İşletmenin bunu kendiliğinden var etmesi mümkün değil. Soyut bir kavram zaten işletme. Dolayısıyla o varlıkların işletmeye getiriliş yeri ya işletme sahipleridir. O zaman varlığın kaynağı sermayedir. Ya da borçlanılarak temin edilmiştir. O zaman da kaynağın adı borç olur. Evet, bu üç temel kavram. İşletme, varlık, kaynak. Bunları tanımladık. Şimdi muhasebe işletmeye böyle bir denklem şeklinde bakıyor arkadaşlar. Varlıklar eşittir sermaye artı borçlar. Bu bizim temel formülümüz. Halk arasında maymuncuk anahtarı tabir edilen bir şey vardır. Yani her kapıyı açan anahtar vardır. Çilingir anahtarı. Onun gibi bir şey. Muhasebeyle ilgili her türlü sorunu biz bu formülle çözmeye çalışacağız ve çözeceğiz. Dolayısıyla muhasebenin temel formülü bu. Varlıklar eşittir sermaye artı borçlar. Yani varlıklar eşittir kaynaklar. Buna bilanço eşitliği ya da temel muhasebe denkliği diyoruz. Temel muhasebe denklemi diyoruz. Bu bir aritmetik eşitlik aslında gördüğünüz üzere. Arada bir eşitlik var. Bir tarafta varlıklar, diğer tarafta kaynaklar. Kaynaklar da sermaye ve borçların toplamı kadar. Ve bunlar daima birbirine eşit olmak zorunda. Yani varlıkların para cinsinden toplam değeriyle kaynakların para ile toplam değeri her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Muhasebe bunu sağlamaya çalışıyor. Bu denklik üzerinden gidiyor sürekli. Biraz daha detaya bakalım. Karmaşık bilgilere şöyle bir göz atalım. Şimdi bu şekil neyin nesi? Bu şekil herhangi bir işletmeyi şöyle ortasından kestiğinizi düşünün. Bir kesit aldığınızı düşünün bir işletmeden. İşte o işletmenin genel yapısını gösteren bir model. Yani işletmenin mutlaka amaçları var. Her sistemin mutlaka amacı olması lazım. Sistem olma özelliği, yani bütün olma özelliği. Bu amaçlar ticaret işletmeleri için kar, likidite, müşteri memnuniyeti gibi genel amaçlar olabilir. Bunlar bütün işletmeler için geçerli. Hepsini tek tek saymayacağız. Şöyle bir bakalım. Kar nedir? Nasıl tanımlarsınız karı? Ya da nasıl hesaplarsınız? İşletmeler kar ederek sürekliliklerini sağlayabilirler, varlıklarını koruyabilirler, büyüyebilirler, gelişebilirler. Kar nedir o zaman? Çok basit bir formülü var. Gelirler eksi giderler. Şunu kullanabiliyoruz galiba. Şöyle formüle edelim. Oradan başlayalım. Kar eşittir gelirler eksi giderler. Sonuç artıysa, gelirler giderlerden fazlaysa kar, eksi ise zarar. Tersi de var bunun tabii. Kar varsa zarar da var. Yani işletmeler bu riski üstlenerek faaliyette bulunuyorlar. Kârı amaçlıyorlar ama zarar da edebilirler. İşte zarar etmemek ya da kar edebilmek için gelirlerini arttırmak, giderlerini düşürmek zorundalar. Ya da giderlerini kontrol ederken gelir arttırıcı faaliyetlerini çeşitlendirmek durumundalar. Ancak öyle karlılığı sağlayabilirler ya da arttırabilirler. O zaman bu çok basit formülü bilmeyen var mı? Dünya üzerinde herkes biliyor bunu. Yani çok basit kar etmek o zaman. Peki neden türlü türlü işletmeler kuruluyor? Bazıları çok hızlı bir şekilde büyüyor.
Bazıları birkaç gün içerisinde kayboluyor, yok oluyor ya da birkaç yıl içerisinde batıyor. Ya da yan yana iki tane işletme aynı işi yapıyor. Uygulamada da görürsünüz, mutlaka karşılaşırsınız. Birisi çok iyi satış yapıyor, kar ediyor, öbürü bekliyor. Yani kıt kanaat geçinmeye çalışıyor. Fark ne o zaman? Yani sadece bu formülü bilmek yetmiyor o zaman. İşte şurada çeşitlendirme ve hızlı davranma çok önemli. Yani girdileri nereden temin edeceksiniz? Kaça mal edeceksiniz? Hangi zaman aralığında, hangi miktarda vesaire vesaire. Gelirleri kimlerden? İşte müşterileri belirleyerek, takip ederek, seçerek, bölümleyerek, pazarı ona göre hedefleyerek ya da kullanılan araçları çeşitlendirerek bunu sağlamak işletmeleri farklı kılıyor. Dolayısıyla genel amaç aynı. Ama özelde bu amaçları belirleyip gerçekleştirmek için işletme yöneticilerine ihtiyaç var. Sadece bunun için değil, diğer bütün işler için. Peki likidite nedir? Likidite. Likit ne demek? Likit. Bir kimya tabiri galiba, likit, akışkan demek. Akıcı maddelere likit deniyor, sıvı yani. E burada ne işi var? Likidite ne demek burada? Ne olabilir? Para akışkanlığı. Yani daha teknik bir ifadeyle işletmenin günlük işlerini yürütebilecek ve vadesi gelen, ödenmesi gereken borçlarını ödeyebilecek miktarda parasının hazır olması elinde. İşletme bunu yapamadığı zaman kar etme imkanı yok zaten. Bu çok daha kısa vadeli bir amaç. Yani likiditeyi sürekli sağlamak durumunda işletmeler. Para akışkanlığını günlük olarak sağlamak zorundalar. Yani kâra odaklanıp likiditeyi göz ardı eden işletmeler bir anda batıverir işte. Yani çok iyi imkanlarla iş yaparken bir anda ortadan kaybolur. Büyük işletmelerin böyle battıklarını görürüz. Bankalarda bile olur. Para alıp satan işletmelerde bile bunu zaman zaman görürüz. Dolayısıyla bu da önemli bir kavram. Bunun dışında da işte müşteri tanımı öyle yaptık zaten. İşletmeyi tanımlarken insan ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dedik. Müşterinin ihtiyaçlarını karşılamayan işletmenin mal hizmet satma imkanı yok. Uzun süre bunu devam ettirme imkanı yok. O yüzden ihtiyaçları tespit edip ona göre üretim, ona göre tedarik, ona göre satış yapması, dağıtım yapması önemli. Bunu da hızlı bir şekilde esnek bir yapıya sahip, hızlı bir şekilde dönüştürerek yapması gerekiyor günümüzde. Yani biz mal alalım, stoklayalım, günün birinde satarız, oradan kar ederiz anlayışı çok gerilerde kaldı tabii. Bugün artık işletmeler stoksuz çalışmayı tercih ediyorlar. Yani müşteri ne istiyorsa onun istediğini çok hızlı bir şekilde temin edip hemen kendisine ulaştırmak önemli. Ancak bu şekilde ticaret karlı bir şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla müşteri beklentileri, müşteri ilişkileri, müşterinin kalite algısı ya da müşterinin ne istediğini bilmek, ona uygun mal hizmet satışı gerçekleştirmek çok önemli. Peki işletmeler sadece ticari faaliyette bulunan varlıklar mı? Yani mal, hizmet ürettik, sattık, bitti mi? Hayır, günümüzde çok daha önemli bir takım farklılıklar ortaya çıktı. Aynı şekilde çalışanlarını da memnun etmek zorunda işletme. İş görenleri, emek sarf edenleri, gerek yönetici olsun, gerek işçi olsun.
Çünkü onlar sayesinde para kazanacak, onlar sayesinde üretim yapacak ve diğer faaliyetleri gerçekleştirecek. İç müşteri diye tanımlanan çalışanların da ihtiyaçlarının üst düzeyde karşılanması gerekiyor. Toplumun diğer kesimlerine duyarsız mı kalacak? Hayır. Toplumun genel ihtiyaçlarını, yani karşılıksız, işte engellilerin hayatını kolaylaştırıcı bir takım faaliyetler, işte geliri yetersiz olan insanlara yardım, işte mahalledeki spor takımını desteklemek, karşılıksız oraya fon oluşturmak ya da işte temizlik faaliyetlerine katkı sağlamak, hayvanları koruyucu bir takım faaliyetler, çevre ile ilgili, işte çevreyi zehirlemeyecek atıklar falan gibi daha birçok şey söz konusu. Dolayısıyla bu da çok önemli hale geldi, sosyal sorumluluk anlayışı. Yani gelir getirmeyen bir takım faaliyetleri de yapmak zorunda işletmeler, gelirlerini arttırabilmek için. Bu da enteresan bir çelişki. Ve daha bunun dışında pek çok şey sayılabilir. Bunlar genel amaçlar. Bir de özel amaçlar var işletmelerin kendi içerisinde tespit edeceği. Yani kar, tamam, genel amaç ama ne kadar kar, ne oranda kar, hangi kesimden, hangi mal hizmet türünden, hangi bölgeden, ne tür müşterilerden, bir sürü soru var içerisinde. Dolayısıyla bunların önceliklenmesi çok önemli. İşletmeleri farklı konuma getiriyor. Amaçları belirledik. Bunlara uygun bir yapı oluşturmak lazım. Organizasyon, işletme organizasyonu. Yani ne kadar makina, ne kadar ne özellikte bina, işte deposu nasıl olacak, işte sevkiyatı nasıl olacak, kendi araçlarımızı mı kullanacağız, dışarıdan dağıtım kanalları mı tercih edeceğiz, kendi işçimizi çalıştıracağız yoksa dışarıdan geçici işçi mi tedarik etme yoluna gideceğiz, işte işçinin yemeğini işletmede mi pişireceğiz, dışarıdan mı satın alacağız, kıyafetini biz mi vereceğiz yoksa parasını mı vereceğiz, gitsin kıyafetini alsın falan falan. Dolayısıyla bir yığın soru var. Bunların hepsini çözecek bir mekanizmaya ihtiyaç var. Yani sadece işletmeyi organize etmek, binasını, arabasını, demirbaşını, malını, üretim tesislerini vesairesini oluşturmak yetmiyor. Bir de bunu sürekli yönetmek gerekiyor. Yani faaliyetleri hangi aralıkta nasıl yapacağız? Planlama. Sonra bunları, işleri, kişileri, iş yerlerini nasıl bir araya getireceğiz? Hangi kıvamda, ne sıklıkta bunu gerçekleştireceğiz? Uygulama, yani örgütleme. Sonra fiilen bu işin yapılıp yapılmadığını nasıl izleyeceğiz? İnsanları nasıl motive edeceğiz? Nasıl yönlendireceğiz? Fiilen işin içinde olmak, yöneltme. Sonra ya biz bir şeyler planlamıştık, bir şeyler de yapılıyor ama planlandığı gibi mi yapılıyor? Fazla mı yapılıyor? Eksik mi yapılıyor? Yanlış mı oluyor? Doğru mu oluyor? Az mı? Çok mu? İyi mi? Kötü mü? Kontrol fonksiyonu gerekiyor. Bunların kontrol edilmesi ve düzeltilmesi gerekiyor eğer gerekirse. Bütün bunları kim yapacak? Planlama, örgütleme, yönetme, kontrol faaliyetlerini, yönetime ihtiyaç var. Yani işletmenin bir beyin mekanizmasına, bir karar merciğine ihtiyaç var. Buna da yönetim diyoruz. Bir ara verelim 10 dakika, ondan sonra devam edelim. Hazır mıyız? Tamam. Evet, bunu biraz hızlı geçelim. Buçuk gibi de bitireceğiz dersimizi. Biraz erken bırakacağız. Bir toplantımız var devamında.
başarılı öğrenci misafirlerimiz var. Eskişehir'de onları ağırlıyoruz. Evet, burada işte amaç yukarıdan aşağı doğru başladı. Sonra süreçler hem işletme yapısı hem yönetim yapısı, devamında da bilgi sistemi görüyoruz yukarıdan aşağı baktığımızda. Ve en altta da faaliyetlerin yürütüldüğü yerler, faaliyet sistemi. Şunu söyleyelim, soldan sağda genel bir akış var. Sürekli hemen hepsinde işte planlama, örgütleme, kontrol benzeri yönetimde olduğu gibi. Üretimde de ham madde ve diğer girdilerin temini, üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve mamulün elde edilmesi. Hizmette aynı şey söz konusu. Bilgi üretmek için yine benzer bir akış var. Dolayısıyla her yere uyarlayabileceğimiz bir girdi, süreçleme, çıktı akışı var soldan sağa. Bu arada bizi ilgilendiren şöyle bir nokta var burada. Bilgi sistemi yazan yerde, yani karar merkeziyle, yönetim yapısıyla fiilen faaliyetlerin, işlerin yürütüldüğü birimler arasında bağlantıyı kuran bilgi sistemi yapısı içerisinde çeşitli sistemler var. Pazarlama, üretim, finans, insan kaynakları, muhasebe gibi. Muhasebe de bu bilgi sistemi yapısının bir parçası. Yani alt bilgi sistemlerinden birisi. Dolayısıyla işletmede muhasebenin yeri nerede diye sorarsanız, işte tam da bilgi sistemi yapısı içerisinde. Yani yönetim karar mekanizması ile faaliyet birimlerinin arasında ilişkiyi, iletişimi sağlayan, yönetime yardımcı olan bir yapı, bilgi sistemi yapısı, muhasebe bilgi sistemi yönüyle. Muhasebe nedir? Muhasebeyi tanımlayacağız dedik bu derste. Tanımlayalım. Tabii muhasebeden başka işlevsel birimler de var. Az önce bahsettim. Yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları, finans gibi. Olmazsa olmazlar. Ve bunun dışında da başka işletme fonksiyonları sayabiliriz. Mesela araştırma geliştirme son zamanlarda çok öne çıktı. Kalite yönetimi, satın alma gerekirse ayrı bir işlev olarak düzenlenebilir. Yani buradaki işletme işlevlerinin ayrıntısı daha çok işletmenin büyüklüğüyle ilgili. İşletme büyüdükçe işlevsel görev alanları ayrılıyor. Daha alt birimlere, parçalara bölünüyor. İşletme küçüldükçe bunlar daha toplu, belli noktalarda toplanıyor. Belki hepsini tek noktada toplayan işletmeler bile var. Pek örneği kalmadı ama mesela bakkal işletmesi, eskiden her köşe başında olan bakkal işletmesi, bütün işletme fonksiyonlarını bir kişinin bünyesinde topluyor. Yönetici de o, üretimi yapan da o, insan kaynağı da kendisi, hesap kitap yapan, muhasebe finansçı da kendisi falan falan. Dolayısıyla tek kişilik işletmede bu fonksiyonların hepsi bir kişinin bünyesinde toplanırken, uluslararası bir işletmede bu yüzlerce birime bölünebiliyor, faaliyet birimine bölünebiliyor. Muhasebe de bunlardan bir tanesi. Muhasebeyi nasıl tanımlarız? Buradaki kadar detaylı tanımlayamayabiliriz belki başlangıçta. İşletmenin varlık ve kaynaklarında artış ya da azalış şeklinde değişikliğe neden olan işlem ve olaylar. Yani bu neredeyse 3 satıra yayılmış olan 2,5 satırlık ifadeyi 2 kelimede toplayabiliriz. Finansal işlemler ya da mali işlemler. Burada tanımlanan bu. Finansal işlemleri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek, analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili taraflara rapor şeklinde sunan bilgi sistemi, muhasebe. Evet, geç gelenler gürültülü geldi aynı zamanda. Dersimizi böldüler. Hocam özür dileriz. Matematik bir dersine çıktık da ona göre.
Ya aslında tam olarak izlemek isterdim size. Baksana. Kaç saat matematik dersi? Bir saat, bir buçuk saati kestim zaten. Bir buçuk saat iyi ya, çok uzun değil. Biz de bir buçuk saat yapacağız. Yani hocam sizin ders saatinizle denk geldi, ona göre oldu. Öyle mi oldu? Evet. Niye öyle oldu ya? Ya bilemem. Matematik kaçta bitiyor? 13.30'da başlıyor. Evet. Ama daha sonra bir saat, yani bir saat çok geç oldu. Hocam bize çoklu sorular verdi de testte. Bir de baktık. Anladım. Yani arada boşluk kalmadı hiç. Yok, hayır hocam. Yoksa ben sizi daha önce de izlemek isterdim. Genel muhasebe ben evet. En çok ilgilendiren bir insan. Teşekkür ederiz. Evet, biz de kısa keseceğiz bugün. Az önce arkadaşlara söyledim, burada olanlara. Yeni gelenlere de hatırlatalım. 20 dakika sonra dersimiz bitecek. Evet, o yüzden biraz hızlanmamız gerekiyor. Muhasebeyi tanımladık. Finansal işlemlere ait verileri kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek ve gerektiğinde analiz ederek, yorumlamak suretiyle ilgili taraflara raporlar şeklinde sunan bilgi sistemi. Yani biz muhasebeyi bir kayıt tekniği olarak incelemiyoruz aslında, bir bilgi sistemi olarak ele alıyoruz. Muhasebe işte sanattır, tekniktir, şudur budur diyenler olabilir. Bizim için muhasebe bir bilgi sistemi, bilgi üreten bir yapı. Pazarlama bilgi sistemi gibi, insan kaynakları bilgi sistemi gibi işletmenin finansal yönüne ait verileri toplayıp onları bilgi işleme süreçlerinden geçirerek muhasebe bilgisine dönüştüren ve bunu işletme ile ilgili kararlarda kullanılabilir hale getiren, bunu ilgili taraflara ulaştıran bir yapı muhasebe. Bu gözle inceliyoruz. Yoksa bir takım yasal zorunlulukları yerine getirmek, vergi dairesinin gönlünü yapmak vesaire değil derdimiz. Yani işletmeyi daha sağlıklı yönetebilmek için muhasebe bilgilerine neden ihtiyaç duyuluyor, bunlar nasıl elde ediliyor ve kararlarda kullanılabilir hale nasıl getiriliyor, bunları inceliyoruz. Farklı muhasebe türleri olabilir işletme içerisinde. Az önce işletmelerin faaliyet konularına göre bir sınıflama yapmıştık. Hemen söyleyelim, tersten başlayayım. Mamul ve hizmet üreten işletmelerde finansal muhasebeye ilave, genel muhasebe, bizim gördüğümüz bu muhasebeye ilave olarak maliyet muhasebesi de kullanılır. Kullanılmak zorundadır. Çünkü maliyet muhasebesinin odak noktası üretim maliyetlerini belirlemektir. Dolayısıyla üretim faaliyeti varsa bir işletmede, mamul ve hizmet üreten bir işletme ise orada ayrıca maliyet muhasebe sistemini de kurmak, çalıştırmak gerekir. Biz ne dedik hatırlarsınız? Alıp satan ticaret işletmelerini inceleyeceğiz dedik. İşte bu yüzden dedik biraz da. Biz maliyet muhasebesi konularına girmeyeceğiz. Finansal muhasebe ya da genel muhasebe adıyla bilinen, işletme dışındakilere genel raporlama yapan muhasebenin en temel ve yalın şeklini ele alacağız. Bunu da böylece tespit etmiş olduk. Yani bütün işletmelerde finansal muhasebe var, genel muhasebe var. Ama üretim işletmelerinde ayrıca maliyet ve yönetim muhasebesi de gerekli. Ticaret işletmelerinde buna ihtiyaç yok. Şimdi muhasebenin işlevleri, tanımda da geçtiği üzere kaydetmek. Aslında kayıt bütün bilgi sistemlerinin başlangıç noktası. Olmazsa olmaz. Yani bütün bilgi sistemleri kayıtla başlar. Çünkü bir veriyi İşleme tabi tutabilmek için, onun üzerinde bir takım işlemler yapabilmek, onu saklayabilmek, dönüştürebilmek, değiştirebilmek için önce kontrol altına almak zorundasınız. Yani kaydetmek zorundasınız. Dolayısıyla muhasebe kayıtla başlar. Mali işlem verileri belli özellikleri taşıyacak şekilde kayıt ortamına aktarılır. Nedir bu belli özellikler?
Mali işlemin gerçekleştiği zaman, tarih, konusu, alış mı, satış mı, gelir mi, tahsilat mı, gider mi, neyse yani işlemin konusu, taraflar, yani bir tarafta işletme var mutlaka ama diğer tarafta kim var? Yine işletme mi var? Başka bir işletme mi var? Devlet kurumu mu var? Banka mı var? Ya da başka bir taraftan mı bahsediyoruz? Mutlaka bunun o kayıt ortamına aktarılırken belirtilmesi gerekir. Miktar bilgisi her zaman gerekli olmayabilir. Daha çok maliyet muhasebesinde öne çıkar. Genel muhasebe için tutar bilgisi olmazsa olmaz. Çünkü muhasebe işlemleri para değeri üzerinden tutulur. Kaç liralık? Dolayısıyla bu sorunun cevabı olması lazım kayıt yapabilmek için. Kaç liralık işlem? Ya mutlaka bu tutar cinsinden, para cinsinden işlemin tutarı belirlenir ve ona göre kayıt yapılır. Yani kayıt dediğimiz şey bu bilgi bütünlüğü içerisinde olmalı. Sadece bazen, bir şeyleri hocam, bir yerlere rastgele yazmak değil. Efendim? Azerbaycan'da buna business plan dediler. Bizde evet. Yani istediğinizle dediklerinizi hazırlama, kaydetmek yani her hansı sap üniversitenin veya kol fabrikanın işlemesi tüm business plan kurulur. Yani doğrudur. Ya hocam tam kafaya aydın başa düşmek için yani size denkleştirmek istedim. Çünkü ben dediğim cümle de yoksa yok diye yani onu anlamak istedim. Sonra sınavlarda çekildiğim teşekkür ederim. Şimdi biz bunları kavram olarak açıklamaya çalışıyoruz. Uygulama yapmaya başladığımızda neyi kastettiğimizi çok daha iyi anlayacağız. Bu ilk dersimiz. Böyle birkaç kavramı genel hızlı hızlı geçiyoruz. Biraz sonraki herhalde haftaya kalacak. Bu anlattıklarımızın uygulaması var, örnekler var. Onun üzerinde neyi söylediğimiz çok daha net bir şekilde yerli yerine oturacak. Anlaştık? Anlaştık. Tamam. Evet, kaydetme böyle bir şey. Muhasebenin temel işlevlerinden birisi. Sınıflandırmak nedir muhasebede? İşlemleri konularına göre ayırmak. Yani varlık işlemi, borç işlemi, sermaye işlemi, gelir işlemi, gider işlemi gibi işlemleri konularına göre sınıflandırmak ve ona göre hesaplar üzerinde takip etmek. Sınıflandırmanın genel anlamı bu. Özetleme, en basit anlamıyla anlamlı şekilde kısaltma demek özetleme. Yani rastgele kısaltma değil yine. Anlamlı şekilde, anlamını bozmayacak şekilde kısaltma. Yani bir şeyi en kısa şekilde ifade etme, özetleme. Dolayısıyla burada da düşünün bir işletmede bir dönem boyunca milyonlarca işlem yapılıyor. Finansal işlem, mali işlem. Sonra mali tablo hazırlanıyor. Bir sayfalık bir mali tablo, bilanço gelir tablosu vesaire. Orada bir satır, bir rakam, birkaç kelime ile bu ifade ediliyor. Özetleme dediğimiz şey o. Yani kasa 100 lira diyor. Ne demek bu? Kasada şu anda 100 lira para var demek. Özetlemeden kastımız bu. Ama oraya gelene kadar kasaya milyonlarca lira girip çıkıyor. Biz sadece şu anda kasada kaç lira var? 100 lira. Özet olarak onu gösteriyoruz. Özetlemeden ifade ettiğimiz şey bu. Kaydedilmiş, sınıflandırılmış, hesaplaması yapılmış işlemlerin en kısa şekilde ifade edilmesi, bu da mali tablolarda, finansal tablolarda oluyor. Bilanço, gelir tablosu ve benzeri. Analiz ve yorum. Analiz ayrıntılı bir şekilde inceleme demek. Yorum da bunun ne anlama geldiğini detaylandırmak, karşı tarafa daha ayrıntılı şekilde anlatmak. Dolayısıyla mali tablolarda özetlenmiş, çok kısa şekilde ifade edilmiş bilginin ne anlama geldiğini muhasebe bilmeyenlere açıklamak bir anlamda analiz ve yorum işi. Yani kasa 100 lira ne demek? Bugün şu anda mı 100 lira? Kasaya dönem boyunca 100 lira para mı girdi? Kasadan yapılan ödemeler mi 100 lira?
bu 100 liranın anlamı ne? Yani bugün 100 ama yarın da aynı mı olacak? Gibi. Yani pek çok soruya cevap vermek anlamında analiz ve yorum. Daha çok da muhasebeden çok anlamayan, ki yöneticilerin çoğu muhasebeyle çok ilgisi olmayabilir, onlara çeşitli kararlarda yardımcı olacak şekilde muhasebe bilgilerini açıklayıcı bir şekilde anlatmak veya başka bilgilerle de ilişkilendirip ekonominin gidişatı, enflasyon, işte piyasa koşulları, işte savaş riski, dar boğazlar, krizler vesaire pek çok şeyle ilişkilendirip bunun ne anlama geldiğini, işletmeye yatırım yapmaya uygun mu değil mi, işletmenin büyümesi, genişlemesi için uygun mu değil mi, küçülmeye mi gitmek lazım, işte faaliyeti yürütmek mi, durdurmak mı, dışarıdan mı satın almak falan gibi pek çok soruya cevap ararken muhasebenin bu konudaki katkısını sağlamak. Yani bakın muhasebe bilgileri böyle diyor. Bunu da dikkate alarak kararınızı verin diye karar vericiye, yöneticiye, işletmeye ortak olmak isteyen yatırımcıya, bankacıya vesaireye bu konuda aydınlatıcı bilgi vermek anlamına geliyor. Analiz ve yorum. Muhasebe bilgi sistemi. Buna daha sonra döneriz. Biraz işin teferruat kısmı, teknolojiyle insanın bir araya gelerek muhasebe işlemlerini gerçekleştirmesini anlatıyor. Muhasebede temel bir akış var. Hani az önce incelediğimiz büyük şeklin ortasında soldan sağa bir akış vardı. Girdi süreçleme, çıktı akışı. İşte muhasebenin kendi içerisindeki akış da bu. Finansal işlemler, mali işlemler gerçekleşecek mutlaka. Hemen tanım yapalım. Not alan arkadaşlar vardı onlar için. Finansal işlem nedir? Muhasebenin ana konusu finansal işlem ya da mali işlem aynı şey. Yazıyorum. Siz de yazsanız iyi olur bence. Bu muhasebenin temel konusu. Buna bakarak muhasebe kayıtlarını yapacağız ya da yapmayacağız. İşletmenin varlık ve kaynaklarında artış ya da azalış şeklinde değişikliğe sebep olan işlem ve olaylar. Bu önemli. Muhasebe karşılaştığı herhangi bir işlem ya da olay bu tanıma uygun ise kayıt, sınıflandırma, özetleme işlemlerini yapacak. Bu tanıma uymuyorsa karşılaştığı işlem ve olay görmezden gelecek. Muhasebenin konusuna girmeyecek. Muhasebe bunun üzerinde bir işlem yapmayacak. Yani işletmedeki gerçekleşen işlem ve olaylar iki gruba ayrılıyor. Finansal işlemler, finansal olmayan işlemler. Muhasebe finansal işlemlerle ilgileniyor. Muhasebenin konusu o. Bu finansal işlemi ayırt etme formülü de bu şekilde ifade ediliyor. Tanım bu. Hemen örneklendirelim. İşletme kasadaki parayı aldı götürdü bankaya yatırdı. Diyelim kasada 100 lira vardı. İşletme kendi kasasındaki 100 lirayı aldı götürdü bankada açtırdı kendi hesabına yatırdı. Mali işlem mi? Bakacağız. İşletmenin varlıklarında ve kaynaklarında artış ya da azalış şeklinde değişikliğe sebep oldu mu bu işlem? Evet. Finansal evet. Kasasından aldı bankaya yatırdı. Kasa azaldı, banka arttı. Varlıklarda bir değişiklik oldu. Şimdi bunun tersini söyleyeyim. İşletmenin paraya ihtiyacı var. İşte sağa sola baktı, yok. Gitti bankadan borç aldı. Mali işlem mi? Evet. Kasaya para geldi, kasa arttı ama aynı şekilde borç arttı.
Bankadan borçlandık. İki tarafta da değişiklik oldu. Peki oradan gidelim. İşletme bankadan kredi kullanmak üzere müracaatta bulundu. Gitti bir takım kredi başvurusu formlarını doldurdu, imzayı attı. Tamam, onaylanır zaten, birkaç güne hesap açılır falan denildi. Mali işlem mi? Evet, yine de mali işlem. Çünkü bankadan para istiyor yine de. İstiyor ama daha kullanmadı. Hatta onaylandı kredi. Tamam dediler, gelin istediğiniz zaman şu hesaptan paranızı çekebilirsiniz. Neden? Mali işlem mi? Evet, mali işlem. Neden? Çünkü... Bakın şuraya uymuyor ama tanıma bakacağız. Varlıklarımızda ve kaynaklarımızda değişiklik oldu mu? Olmadı. Hayır. Ne zaman gidip bankadan o parayı çekersek mali işlem olacak. Henüz çekmedik. Bir hukuki işlem yaptık, sözleşme yaptık. Mali işlem değil, bunu muhasebe kaydı gerekmez. Ne zaman gidip hesaptan paramızı çekersek, bir kısmını ya da tamamını, o zaman mali işlem olacak. Yani buradaki artış ve azalış önemli. Fiilen gerçekleşmesi lazım, muhasebeye konu olabilmesi için. İşletme işlere yetişemez oldu, iş yerinde çalışmak üzere bir görüşme yaptı. İçinizden birisiyle görüştü. Tamam, beğendi, anlaştınız. Sizin de ücret hoşunuza gitti, çalışma koşulları, razı oldunuz. Bir sözleşme yaptınız. Yarın gidip başlayacaksınız. İşletme bir iş gören almak üzere sözleşme yaptı. Mali işlem mi? Mali işlemdir. Çünkü finansal artışı yoktu. Yani bir işçi götürdü. Daha bir şey olmadı. Herhangi bir ödeme falan yapmadık. Doğru. Bir ay çalışacak, ondan sonra maaşını hak edecek, para alacak. Doğru. Şu an bir şey yok. Sadece sözleşme yaptık. Hukuki işlem yaptık. Mali işlem değil. Ne zaman o kişi gelip işletmede çalışıp ücrete hak kazanırsa, biz onu ödesek de ödemesek de çalıştığı zaman, ücrete hak kazandığı zaman mali işlem gerçekleşecek. Çünkü personele borçlanacak işletme. Ödediği zaman da işletmeden para çıkacak. Kasadan, bankadan. Dolayısıyla bu hareket olmadığı sürece, fiilen varlıklarda, borçlarda, sermayede artış, azalış olmadığı sürece muhasebeleştirme söz konusu değil. Yani muhasebeye konu olması için finansal işlemin gerçekleşmiş olması lazım. Varlıklarda ya da kaynaklarda artış ya da azalış olması lazım. Buna dikkat edeceğiz. Muhasebenin konusu bu. Dolayısıyla bunlar mutlaka geçerli kanıt. Bir sorum olacak size. Buyurun. Gidip de mesela tam ki bir fabrika, bir mühendisliğe bir tesemledi. Kaynak da dediğinde o içeride yani oradan insan da dahil de bir işçi gibi. Hayır. Varlık şu. İşletmenin kendi içerisinde sahip olduğu kasadaki parası, bankadaki parası, müşteriden alacakları, senetli ya da senetsiz, çek olabilir, fark etmez, alacakları, satmaya konu olan mal, satışa konu olan mal, üretim işletmesi ise mamul, ham madde, malzeme, stoktaki unsurlar, işletmede kullanılan demirbaş eşya, bilgisayar, masa, kasa, ne varsa, dolap vesaire, fabrikada kullanılan makinalar, ısıtma amaçlı kullanılan cihazlar, aydınlatma amaçlı kullanılan elektrik ampul vesaire neyse unsurlar, kiralık bir iş yerinde çalışıyorsa kira kontratı vesaire vesaire, sözleşme hakları ya da bir isim altında faaliyette bulunmak için, ismi kullanmak için bedel ödemişse onun bedeli, isim hakları, bunlar hepsi İşletmenin sahip olduğu varlıklar. Kaynaklar ise, tekrar ediyoruz, bu varlıkların işletmeye nasıl getirildiğiyle ilgili.
bu varlıkları işletmeye işletme sahipleri getirmişse onların varlıklar üzerindeki hakkı, yani sermaye, borçlanmak suretiyle işletmeye getirilmişse, üçüncü kişilerin hakkı, yani borç, kaynak olarak ifade ediliyor. Yani varlıkların işletmeye getirildiği yerin adı kaynak. O da işletme sahipleri, yani sermaye veya diğer taraflar, yani borç. Varlıkların iki kaynağı olabilir. Dolayısıyla varlık kaynak meselesi bu. Yani işletmenin sahip olduğu, bünyesinde bulundurduğu varlıklarda veya onların kaynaklarında artış ya da azalış şeklinde bir değişiklik olması lazım ki muhasebeye konu olsun. Buna mali işlem diyelim, finansal işlem diyelim ve bunu mutlaka geçerli bir belgeye bağlamak gerekiyor muhasebeleştirirken. Kanıtlanabilir olması gerekiyor. Daha sonra denetim olduğunda geriye dönüp baktığımızda belgesini görmeliyiz bunun. Kanıtlanabilir olması lazım. Bunları da konuşacağız. Sonra bir kayıt süreci var. Farklı şekillerde kaydediyoruz. Bunu da göreceğiz detaylı şekilde. Yevmiye, büyük defter, mizan şeklinde bir kayıt süreci var. Ve en son finansal tablolarda özetleme işlemi yapıyoruz. Bilanço ve gelir tablosu düzenlemek suretiyle bunları özet muhasebe bilgilerine dönüştürüyoruz. Buraya tekrar döneceğiz. Bununla ilgili uygulama yapacağız zaten. Neredeyse iki haftamız bunun üzerine kurulu. Endişe etmeyin. Şimdi kimler muhasebe bilgilerini talep eder? Biz kimin için muhasebe bilgisi hazırlıyoruz? Kime vereceğiz o bilgileri? Kime sunacağız? En başta işletmenin yöneticileri. Yani tepe yöneticisi, genel müdür, yönetim kurulu üyeleri vesaire, neyse nasıl bir işletme yapımız varsa. Onun altında orta kademe yöneticileri, yani muhasebe bölüm sorumlusu, pazarlama bölüm sorumlusu, üretim bölüm sorumlusu gibi bir takım yönetim kademeleri varsa her kademedeki yöneticiler muhasebe bilgilerini kendi amaçlarına uygun şekilde kullanabilirler. Onlar için bu bilgileri üretiyoruz. Bunun yanında işletme sahipleri, ortaklar dediğimiz, fiilen işletmeyi kuran girişimci, müteşebbis ya da sonradan ortak olan kişiler muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyarlar. Koydukları sermaye korunuyor mu, büyüyor mu, gelişiyor mu, yoksa eriyor mu zaman içerisinde? Görüntü net mi? Evet. Tamam. Bir an böyle bir dalgalanma oldu. Onun yanında parası var ama bu parayı nasıl kullanacağına karar verememiş piyasada çeşitli insanlar var. Yatırımcı dediğimiz. İşte getirip bizim işletmemize ortak olmak ya da borç vermek veya bir şekilde iş birliği, iş ilişkisi içerisinde bir takım işlere girişmek isteyenler varsa bunlar bizim muhasebe bilgilerimizi talep edebilirler. Yani bizim işletmemizi tanıyabilmek için, daha yakından tanıyabilmek için. Çalışanlar veya onların sendikaları, iş gören birlikleri, özellikle ücret pazarlığı yapabilmek ya da sosyal haklar sağlayabilmek için muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyarlar. Borç verenler, kredi kurumları, bankalar yine detaylı bir şekilde muhasebe bilgilerini inceler, ona göre borç verirler, borçlanma koşullarını belirlerler. Devlet, vergi daireleri, ekonomik planlama yapan kurumlar ya da sektörel bir takım üst kuruluşlar, meslek örgütleri, meslek kuruluşları yine muhasebe bilgilerine ihtiyaç duyarlar. Ve toplumun diğer üyeleri, mesela öğrenciler, ödev yapmak için işletmelerin muhasebe bilgilerini kullanırlar zaman zaman. Ya da işte araştırmacılar, akademisyenler makale yazmak, proje yapmak için işletmelerin muhasebe bilgilerinden yararlanırlar. Veya herhangi bir sade vatandaş işletmeleri inceleyebilir, onlar hakkında bilgi edinmek isteyebilir. Dolayısıyla
çok farklı kesimlere muhasebe bilgilerinin ulaştırılması gerekir. Şimdi bakın, herkes kendi amacına uygun şekilde farklı bir pencereden bu bilgilere bakıyor. O zaman muhasebe bilgileri öyle bir standartta verilmeli ki herkes için aynı şeyi ifade etmeli. Biz yönetici için başka, ortak için başka, yatırımcı için başka türlü muhasebe bilgisi sunamayız. Herkes için aynı şekilde, aynı standartta, aynı kapsamda muhasebe bilgilerini vermek zorunda işletmeler. İşte onun için de mali tablo standartları belirlenmiş. Muhasebe bilgilerinin nasıl hazırlanacağı ve nasıl bilgi kullanıcılarına iletileceği belirlenmiş durumda. Peki kim yapacak bunu? İşte onun için de bir meslek yapılanması var, meslek örgütü var. Türkiye'deki yapıya baktığımızda şu an hali hazırda ikili bir meslek grubu var. Serbest muhasebeci, mali müşavir dediğimiz, kısaca muhasebeci, yani muhasebe defterlerini tutan, belgeleri toparlayan, raporları hazırlayan, mali tabloları hazırlayıp sunan, bunun yanında bilgisayarlı vesaireli muhasebe sistemi kurulumunda sistem organizasyonu kuruluşu konusunda çalışan, danışmanlık yapan, dışarıdakilere bilgi veren finansal konularda serbest muhasebeci, mali müşavirler var. Bunlar için genel kural üniversite mezunu olma şartı var. Lisans mezunu, 8 tane alan sayılmış, o alanlardan mezun olmaları gerekiyor onların birisinden. Üzerine 3 yıl staj yapması gerekiyor bir meslek mensubunun yanında. Sonra meslek sınavına girmesi gerekiyor, bayağı ağır bir sınavdan geçiyorlar. Sınavı geçtikten sonra ruhsat alıp muhasebeci olarak çalışmaya başlıyor. Yani bir üniversite mezunu ortalama 22 yaş civarı mı oluyor? 22-23 yaşında. İşte onun üzerine neredeyse bir 4-5 yıl daha koymanız gerekiyor muhasebeci olarak işe başlayabilmeniz için. Bayağı zor bir meslek yani. Ondan sonra para kazanıyorlar mı? Evet, bir tarifesi var. Doktor tarifesi gibi. Muhasebecilerin de bir ücret tarifesi var. Haksız rekabet olmasın diye. O tarifenin altına inmeleri yasak. Üzerine çıkabilir eğer pazarlık gücü varsa. Yeminli mali müşavir de mesleğin denetçilik kısmını yerine getiriyor. Yani muhasebe denetimini yapan grup. Bunların da şöyle bir özelliği var. En az 10 yıl fiilen serbest muhasebeci, mali müşavir olarak çalışmış olması gerekiyor. Ondan sonra... Yani meslek sınavına giriyor. Yani hocam şimdi yerli mali müşavirin iktisadi ekspertime yapıp analiz yapar gibi tesadüfen yoksa nece? Mali tabloları denetlemek bunların temel görevi. İşletmeleri denetliyorlar. Bağımsız, devlet adına değil, bağımsız meslek kuruluşu olarak işletmeleri denetliyorlar. Bu işletme muhasebe kayıtlarını doğru tutmuştur, mali tabloları doğruyu yansıtmaktadır, dürüsttür falan diye rapor veriyor. Veya yanlışlık tespit ederse şuraları şuraları yanlıştır diyor, bu şekilde rapor veriyor. Yani işletmeleri bağımsız olarak muhasebe kurallarına göre uygun rapor verip vermedikleri açısından denetliyorlar. Temel işleri bu. Yeminli mali müşavirler. Bunlar da... İşte 10 yıl tecrübeden sonra yeminli mali müşavirlik sınavına girmek zorundalar. Çok ağır bir sınav. En az bir yabancı dil sınavı da var bunun yanında. Onu da geçmeleri gerekiyor. İngilizce, Fransızca gibi. Daha sonra sınavı geçtiler diyelim. Hakimin karşısına gidip mahkemede kanunda geçen, o 3568 sayılı kanunda geçen yemin metnini okuyorlar hakimin karşısında. Yeminli oradan geliyor. Kanundaki yemin metnini okuyor. Ondan sonra yeminli mali müşavir ünvanına hak kazanıyor. Sonra ruhsat alıyor. Sonra da çalışmaya başlıyor. Tek başına bu işi yapamayacağı için de şirket şeklinde çalışıyorlar. Yeminli mali müşavirlik şirketi kuruyor.
Orada pek çok kişi çalışıyor bunun yardımcıları. Dolayısıyla bu da mühür, tasdik yetkisine sahip. Noter gibi belge inceleme, bilirkişilik, danışmanlık, sistem kuruluşu, denetim, her türlü üst düzey finansal işlemi yapmaya yetkili. Ve bu işlemleri düzenleyen bir kanun var. Meslek kanunu var. 3568 sayılı kanun. 89 yılında yayınlandı. 1.1.90'dan itibaren de yürürlü de. Bugün itibariyle de geçerli. Şimdi benim sürem doldu. Buraya geçmeyeceğiz. Bunları daha sonra inceleyelim. Şöyle birkaç tane soru cevaplayıp gidelim. Aşağıdakilerden hangisi işletme ile ilgili mali işlemlerin kayıt ve raporlamasını gerçekleştiren bir bilgi sistemidir? Kayıtlanması yapan. Kayıt ve raporlama kimin işiydi? Muhasebe bilgi sistemi. Muhasebe bilgi sistemi bu işi yapıyor. Dolayısıyla C doğru. Maliye başka bir şey bizde. Maliye devlet adına kamu maliyesini yürüten birim. Muhasebe işletmelerin finansal işlemlerini yapan. Dolayısıyla biz burada muhasebeyi tanımlıyoruz. Hangisi muhasebenin temel işlevlerinden biri değildir? İşletme. İletme. İletme. Değil mi? İletme. Diğerleri muhasebenin temel işlevleri. İletme onun işlevi değil. Hangisi faaliyetleri yürütebilmek için işletmenin sahip olduğu ekonomik değerlere verilen genel ad, genel isim? Dikkat edin. Varlık. Varlık tanımlanmış. Evet. Varlık. D doğru. Evet, bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.